Biz gördük ki Travnik'te görülmesi gereken en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü Osmanlı'nın batıya uzanan en büyük şehriydi burası. Aynı zamanda buraya Vezirler Şehri de deniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en son almış olduğu yerdeyiz. Yani tam Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırındayız şu anda. Neretvan'ın Buna nehrinin kaynağındayız şu anda. Balagay'dayız. Güzel. Balkanların incisi olan Mostar'a geldik. Böyle şimdi manzara. İşte ancak buraya çıkarak kendi gözlerinizle görerek olması gereken bir manzara. Ulçin'in plajı da en az manzarası kadar güzel. Balkan turumuza Bosna Hersek sınırlarındaki Travnik'le devam ediyoruz. Bosna Hersek denildiği zaman akla iki tane şehir gelir. Bir tanesi Mostar, bir tanesi de Sarajevo'dur ama biz gördük ki Travnik'te görülmesi gereken en önemli yerlerinden bir tanesi. Çünkü Osmanlı'nın batıya uzanan en büyük şehriydi burası. Aynı zamanda buraya Vezirler Şehri de deniyor. Neden Vezirler Şehri denildiğinde ufak tefek anlatacağız sizlere. Batının en ucundaki şehir olduğu için ve vezirlerin de burada yoğun olarak faaliyet gösterdikleri için de çok gelişmiş ve döneminde İstanbul'dan sonra en önemli şehirlerinden bir tanesi olmuş Travnik. Çünkü Batı burayı görüyor. Osmanlı'nın yüzü olduğu için çok gelişmiş ve birçok da Osmanlı eserini görmeniz mümkün Travnik'te. Travnik'in hemen girişinde bulunan çok da güzel böyle estetik bir cami bulunuyor. Burada Alaca Camii olarak tabir edilen camilerden bir tanesi. İsmi Süleyman Paşa. Şimdi hani dedik bazen anlatıyoruz Osmanlı medeniyetinde görüldüğü üzere hemen alt tarafına çarşılar yapılmış. Minik minik ufak ufak dükkanlar yapılmış. Şu anda orası kimisi hediyelik eşya olarak bir şeyler yapıyor. Kimisi farklı meslek gruplarında bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bu güzel cami üstündeki motifleri şöyle bir baktığınız zaman ne kadar hoş, ne kadar güzel bir cami olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii biz buralara geldiğiniz zaman, hani dedik ya rota çiziyoruz diye, görebileceğiniz eserleri böyle yüzeysel gösteriyoruz. Çünkü bu böyle bir Balkanlar turu. Ama daha detaylı Travnik'e gelmiş olsak size, efendim burada 2-3 gün çekim yapsak daha farklı şeyler de mutlaka göstereceğiz. Ama hani uğrak noktalarından bir tanesi de kesinlikle bu güzel cami olmalı diyoruz ve Travnik gezimize devam ediyoruz. bin kişilik Travnik'te 17 tane bugün cami bulunuyor. Aslında 19. yüzyıl Osmanlısını merak edenler mutlaka Travnik'e gelmeliler. Çünkü o doku burada hala korunmuş ve gezerken de
onu bizzat hissedebiliyorsunuz. Şimdi bu yokuş merkezden, ana caddeden yukarıya doğru çıktığınız zaman kaleye doğru uzanıyor. O güzel kalenin etrafından da şehrin panoramik görüntüsünü çekiyoruz inşallah. Defterdar Abdullah Paşa'nın hikayesi dilden dile yayılır. Osmanlılar bir anlaşmayla Travnik çevresinden bazı toprakları Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bırakmak zorunda kalır. Paşa bunu kabul etmez. Vatan topraklarının ancak savaşla kaybedilebileceğini söyler. Travnik ahalisi Abdullah Paşa'nın bu sözü üzerine aynı gece zehirlenerek öldürüldüğüne inanır. Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlamasak da halk arasında anlatılan bu hikaye dönemin zorluğunu göstermesi açısından da önemlidir. Travnik vezirler şehridir aynı zamanda. Osmanlı'nın en önem verdiği şehirlerden bir tanesidir. Bosna sancağıdır o zamanlar. Yani başkenti burası da Travnik'tir. O yüzden de birçok Osmanlı eserini günümüzde hala görmemiz mümkün. Arkamda görmüş olduğunuz kalede 14. yüzyılda o zamanki Bosna kralı tarafından yaptırılmış. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri burayı fetihte çok zorlanmış. Çünkü tek kapısı var, buradan tek girişi var ve çok kayalık, sarp kayalıklara yapılmış. Bir tarihçi de şöyle söz eder bundan, bir yazarda der ki buranın kayalıkları o kadar fazlaymış ki buraya ancak dağcılar, yani günümüzdeki dağ komandoları fethedebilir. Bir de ikinci tercih Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri fethedebilir. İkincisi gerçekleşiyor ve Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nden korkuyorlar ve kolay bir şekilde kaleyi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri fethetmiş oluyor. Şimdi şehir yapı itibariyle böyle hafif kayalık ve yukarıya doğru uzanan evleriyle mükemmel manzaralara sahip. Fotoğraf merakları özellikle buradan çok sayıda fotoğraf çekebilirler. Şimdi Travnik'i geziyoruz, bitiriyoruz ve artık önümüzdeki Balkan ülkelerine, şehirlerine bakıyoruz. Travnik'ten Potuçer'e doğru gidiyoruz. İnanılmaz güzel manzaralar var. Her birine durmak için zamanımız yok ama sağ olsun Murat abimiz durdu. Buradaki turizm şirketinin başında kendisi ve bizi gezdiriyor burada. Öncelikle teşekkür ediyoruz Murat abi size. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi bulunduğumuz yerin tabii tarihi bir önemi var. Yıkılmış bir köprü görüyoruz. Nedir bu yıkılmış köprünün hikayesi Murat abi? Bu yıkılmış köprünün hikayesi 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından bu tarafa yardım gelmesin diye, o zamanlar yardımlar trenlerle geliyormuş. Almanlar yardım kesilsin diye bu köprüyü uçuruyorlar. Yardım konvoyları zaten başka köprü de yok. Diye. Başka köprü de yok zaten burada hali hazırda. Şu an üzerinde durduğumuz nehrin ismi de Neretva Nehri, ismini Zümrüt'ten alıyor. Zümrüt yeşildir biliyoruz. Nehri de baktığınız zaman yeşil bir tonu vardır. Onun için Neretva Nehri demişler. Evet böyle. Teşekkür ediyoruz. Bu kısa bilgiyi de size burada vermek istedik. Şimdi Potiçel'e gideceğiz. Orada da inşallah orayı size tam da yerinde anlatacağız. Travnik'ten Poçitel'e geldik nihayet. Şimdi buranın çok önemli bir özelliği var. Hatta birden, ikiden, üçten fazla önemli özelliği var. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun en son almış olduğu yerdeyiz. Yani tam Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırındayız şu anda. Osmanlı'da bir adet vardır. Sınırdaki şehirlere
olduğundan fazla önem verirler ve aslında Avrupa'ya açılan kapılarda da bir şekilde Osmanlı'nın yüzünü gösterirler. Burada da o gelişmişliği, güzelliği aslında bir anlamda görebiliyoruz. Taş yapılar bu çevrede toplanan taşlardan yapılmış, imar edilmiş. Harikulade bir görüntüye sahip. Hemen arkada görmüş olduğunuz bu güzel camide Hacı Aliye Camii. Caminin içi de mükemmel bir yapı. Dışı da çok güzel bir cami. Mükemmel bir şekilde buraya onu da kondurmuş Osmanlı diyelim. Poçitel, sağlam taş evleri, dar sokakları ve ihtişamlı kalesiyle bizi geçmişe götürüyor. 1471 yılında Osmanlı hakimiyetine girdikten sonra kimlik kazanmış, 17. yüzyıla kadar da yönetim merkezi olarak kullanılmış. 1563 yılında inşa edilen cami, Bosna Savaşı yıllarında Hırvatlar tarafından yoğun bombardımana tutulmuş ve büyük ölçüde yıpranmış. Bugün o eski askeri gücünden uzak, çok az bir nüfusun yaşadığı yer Poçitel'de hayat çok sakin. Su ve kuş sesinden başka bir şey duyamıyorsunuz. Hemen arkamdaki bu dağlık alanlarda ya da arkası artık Hırvatistan'a bağlanıyor. Dubrovnik meşhur turistik bir şehirdir. Aynı zamanda arkamızda da Neretka Irmağı akıyor. Muhteşem ihtişamıyla, hani daha önce de bahsettik, zümrüt anlamına geliyormuş. Yeşili temsil ediyor bir anlamda. O da buraya ayrı bir güzellik katıyor. Mükemmel bir doğa gerçekten burası. Bulunmuş olduğumuz kale buranın en zirve noktası zaten ve kale de o döneminde Macar İmparatorluğu Osmanlı akınlarından burayı korumak için yaptırmış. Sağlam bir kale hakikaten de. Çünkü genel anlamda zaten kalelerin bulunmuş olduğu yerler sert kayalıkların olmuş olduğu yerlerdir ve korunması kolay olan yerlerdir. Daha rahat bir şekilde yapılması için. Tabi Seyyah Fakir programı bizim biliyorsunuz programın ismi ve Seyyah Fakir Evliya Çelebi de buraya geldiği zaman Rumeli diyarını gezerken burayı bir tarifi var. İşte buradaki camiden bahsediyor, buradaki taş yapılardan bahsediyor. Aslında günümüzde de ışık tutmuş. Birebir neredeyse anlattığı gibi gördük biz burayı. Şimdi şehirde şöyle bir özellik daha var. Osmanlı'nın sınırı olduğu için de aynı zamanda güvenliğin en üst düzeyde kullanılmış olduğu ve yapıların da o derece güvenli, sağlam yapılmış olduğu bir yer. Bu şekilde şehirde görmüş olduğunuz gibi Poçitel'de de Osmanlı'nın böyle biraz daha ihtişamlı yüzünü, kuvvetli yüzünü, sert yüzünü görüyorsunuz. Hani dünya genelinde Osmanlı'nın hüküm sürmüş olduğu yerlerdeki askeri nizamın en iyi görebileceği yer olarak nitelendiriliyor burası. Dediğimiz gibi mükemmel bir doğası var. Bosna genel olarak zaten bu şekilde güzel. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edin. Neretva'nın Buna nehrinin kaynağında şu anda Balagay'dayız ve Balagay'a da aslında en anlamlı kılan şeylerden bir tanesi Balagay Tekkesi, arkamızda görmüş olduğunuz tekke. Zamanında Osmanlıların bu bölgede nasıl İslamiyet'i yaydığının en bariz örneklerinden bir tanesi. Dönemin Anadolu erenleri işte buralara kadar geldiler ve burada İslam'ı yaydılar. Yani Allah-u Teala onlardan razı olsun ve işte o zaman da bölgedeki İslamlaşma çok hızlı bir şekilde ilerledi ve bölge halkının çoğu Müslüman oldu burada. Çünkü o dönemki burada yaşayan halklar buradaki savaşlardan bıkmıştı, yılmıştı. Artık tam böyle isyan edecekleri bir zamanda belki de İslamiyet'le tanışmaları onlar için büyük bir nimet oldu. İslamiyet'le şereflenmiş oldular. Sarı Saltuk Hazretleri'nin burada da tekke kurduğu söyleniyor. Sarı Saltuk birçok yerde gittiğimiz zaman karşımıza çıkan bir tekke. Çünkü kendisinin de öyle bir isteği olmuş. Yani her gezmiş olduğu yerde bir tekkesinin yapılmasını arzu edermiş. Ve zaten birçok Allah dostunun da fazlaca kabirlerini de bulabiliyoruz. Biz bu da o bölgenin ona duymuş olduğu saygıdan ve sevgisinden kaynaklanan bir şey. Şimdi gelelim biraz da güzelliklerinden bahsedelim.
bölgeyi aslında besleyen bir kaynak burası. Aynı zamanda balıkçılığı da meşhur burasının. Hani canı sıkılanlar gelip burada aynı zamanda oltasını alıp burada balık tutuyorlar. Hani hem güzel manzaranın tadını çıkarıyorlar hem de burada balık tutarak karınlarını doyuruyorlar. Buranın balıkları çok meşhur sevgili seyirciler. Hani size bahsetmiştik, Osmanlı efendim nasıl daha önceki göstermiş olduğumuz yerde gücünü gösteriyorsa burada da güzel yüzünü, güler yüzünü gösteriyor. Yani İslamiyet o şekilde yayılıyor. Daha sonra da Allah'ın izniyle bu coğrafyada da İslamiyet'in yayılması dediğim gibi hızlanmış. Balagay, balaga kelimesinden türemiş ve ılıman anlamına geliyor. Aslında biraz da böyle örtüşmüş diyebiliriz Balagay teklesiyle. Buradaki ılıman Müslüman kardeşlerimiz, Alperenler buradaki İslamiyet'i de o ılımanlık özellikleriyle zaten burada yaymışlar. Diğer din mensuplarının da gelmiş olduğu bir yer burası. Aynı zamanda Balkanlardaki birçok bölgede bulunan Sarı Saltuk tekkelerine de aynı zamanda Hristiyanlar da gidiyorlar. Çünkü Sarı Saltuk öyle bir özelliği vardı sevgili seyirciler. Yani savaşlarda mükemmel bir kuvvet gösteriyordu. İslam'ın yayılması için cihat ediyordu. Ama bir o kadar da cesur olmasının yanında çok ılımandı, çok sevecendi, hoşgörülüydü, affediciydi. O yüzünü biraz da görmüş oluyoruz tabii ki Sarı Saltuk Hazretleri'nin. Şimdi Hristiyanlar neden Sarı Saltuk tekkesine gelip ziyaret ediyorlar? Çünkü o dönemki Hristiyanlar da buradaki hoşgörüyü görmüşlerdi ve ondan etkilenmişlerdi. Kendilerini yakın hissetmişlerdi. O yüzden de demiş olduğumuz gibi birçok din mensupları da buraya gelip ziyaret ediyorlar. Bu çizmiş olduğumuz güzergah hakikaten çok yerinde bir güzergah oldu bizim için de. Şu anda turumuzun belki de ortalarındayız ve çok güzel dakikalar yaşıyoruz ve yolculuğumuza inşallah Mostar'da devam edeceğiz. Şu an akşam olmak üzere. İnşallah Mostar'a gittiğimiz zaman da oranın güzelliklerini size göstermeye çalışacağız efendim. Balagay Tekkesi'nden sonra yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuğun ardından güzel Balkanların incisi olan Mostar'a geldik. Mostar tabii ki arkamda görmüş olduğunuz köprüyle ünlendi ve o köprü de Mostar'ın simgesi zaten. Buraya gelen belki de milyonlarca turistin o köprü üzerinden geçmesiyle beraber de orası böyle inanılmaz derecede bir mermer etkisi olmuş ve kayganlaşmış. O köprünün hikayesi ilk başlarda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri zamanında ahşap olarak inşa ediliyor ve Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri zamanında da Mimar Sinan'ın çırağı Hayrettin, Mimar Hayrettin tarafından bu köprü yapılıyor. Şimdi köprünün tabii ki buradaki savaş yıllarında da çok hazin bir öyküsü var. Acı bir gerçek. Buradaki köprüyü Hırvatlar buradaki 92-93 iç savaş zamanında patlatarak yıkıyorlar. Hatta canlı yayın olarak da buradaki belki de birçok insanın gözü önünde köprü yerle bir oluyor, yıkılıyor. Daha sonra geçici bir köprü yapmış olsalar da köprüyü daha sonra yine Türkiye Cumhuriyeti destek veriyor ve köprüyü tekrar aynı şekilde yapıyorlar. Çok enteresan bir yine bir bilgi var. Bu köprü yıkıldıktan sonra orijinali buradaki taşlar aşağıya düşüyor ve
nehirden o taşlar yapılacağı zaman tekrar çıkartılıyor. Yani aynı taşlarla yapılmak için çıkartılıyor ama o taşların tekrar kullanılamayacağını öğrenince de o zamanında hangi taşlar nereden çıkartıldıysa yine oraya gidilip aynı yerden o taşlar çıkartılıyor ve bu şekilde köprü yine aslında orijinal bir şekilde yapılmış oluyor. Tabii namı diğer Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi bu arkamda görmüş olduğunuz kulede gelip orada 3-4 ay süresince kalıyor ve burayı da çok güzel bir şekilde anlatıyor. O gençlerin, cesur gençlerin nasıl buradan kendilerini nehre bıraktıklarını anlatıyor. Günümüzde hala o adet devam ediyor. Burada nişanlanan gençler hani hava atacaklar ya, yanındaki hanımefendiye cesur cesaretlerini gösterecekler. Buradan atlayış gerçekleştiriyorlar. Kolay bir atlayış değil. Hani ben aklımdan bile geçiremem çünkü 24 metre yüksekliği var aşağıya doğru. Bu da yaklaşık herhalde 10 kat 11 kat yapar apartman yüksekliği yapar. O yüzden buradaki gençlerin ne kadar cesur olduklarını da buradan anlıyoruz. Hani o iç savaş zamanındaki cesaretleri de Allah-u Teala'nın izniyle neticede onlara burada bir özgürlük kazandırmış. Bugün biz burada çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Köprünün şu an bulunmuş olduğumuz kısmı Müslümanların yaşamış olduğu kısım ağırlıklı olarak. Diğer tarafta çoğunluk olarak Hırvatların bölgesi. Onlar da diğer tarafta yaşıyorlar. Çoğunluk olarak insanlar bu tarafta geziniyorlar. Yani aslında en canlı yer burası Mostar'ın ama biz arka doğru ilerledik. Orada da ne var ne yok diye baktık. Biraz boşluktan sonra böyle işte canlı olan yerler, kafeler var ama sonrasında normal evden olmuş oldu diye görünce de tekrar geri döndük. Bir sonraki turumuz bakalım Balkanlardan neresi olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Karadağ giriş yaptık. Şu an sabah saatleri, güneş yeni doğdu. Süleyman bize burada da dahil oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize artık yol boyunca da bundan sonraki kısmı yine rehberlik yapacak Süleyman. Süleyman Adriyatik arkamızda. Arkadaşlarımız bir hazırlık içerisinde kahvaltı hazırlıyorlar. Kahvaltımızı da burada yapacağız sevgili seyirciler. Yani Adriyatik'in kıyısında kahvaltı yapmadık da demeyeceğiz. Arkadaşlarımız gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bize kaşar salam hazırlıyorlar. Süleyman, Karadağ'a girdik kardeşim. Karadağ ile ilgili böyle biraz izleyici bilgilendirsek bu bölgeyle ilgili. Sırtımızı Adriyatik'e verdik artık. 2006 yılında Sırplarla ayrılmışlar. Hani biz hep duyuyoruz Sırbistan Karadağ diye. Hani yakın zamana kadar ben en azından ben öyle hatırlarım. Eurovizyon'da bile Sırbistan Karadağ diye geçerdi. Ben hep onları küçükken evliymiş gibi hatırlardım. Sonra bu evli çift boşanıyor 2006 yılında. Sırplar istemeden de olsa. Aslında işin trajikomik tarafıdır biraz bu. Hani Sırpların denize çıkan ilk tarafıdır bu Karadağ bölgesi. Dolayısıyla Sırpların denize bakan ya da denize çıkan bir tarafı yok başka. Yani oluyor adamlar Karadağ'ı verince bu sefer büyük Yugoslavya donanmasını da satmak zorunda kalıyorlar. Çünkü denize çıkan başka bir tarafları yok. Ayrıldıkları ülke küçük de olsa, yeni de olsa Karadağ diyor ki madem satılığa çıkarıyorsun o zaman ben alırım. Dolayısıyla o büyük donanmanın bir kısmını Karadağ alıyor, bir kısmını Hırvatistan alıyor. Diğer bir kısmını zaten satışa çıkıyorlar zoraki olarak. Çünkü dediğimiz gibi denize çıkan ya da Adriyatik'e çıkan başka bir taraf yok. Yugoslavya'da kullanılan dil Yugoslavca. Esasında Kirilce, Kiril alfabesiyle yazıp Kiril alfabesiyle okuyorlar. Tüm diller birbirine benzer bu yüzden. Makedonya'da Makedonca konuşulur, Bulgaristan'da Bulgarca konuşulur. Sırbistan'da Sırpça konuşulur, Hırvatistan'da Hırvatça konuşulur. Ama tüm diller esasen birbirine çok benzer. O yüzden Balkanlarda doğan, atıyorum örnek veriyorum bir Türk çocuğu evde Türkçe konuşur, mahallede Arnavutça konuşur. Devlet bazında nerede yaşıyorsa orada Hırvatça konuşur, Makedonca konuşur, Sırpça konuşur. Dolayısıyla bütün diller birbirine benzediği için burada da o dillerden biri konuşuluyor. Ama adamlar o dillerden birine kendilerini eklemişler, Karadağca demişler. Dolayısıyla burada küçük bir, burası küçük bir ülke ama burada kendi dillerini konuşuyor adamlar. Karadağca konuşuyor. Küçük bir ülke, nüfusu 750 bin. Başkent. Çok 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 düşmüş ya. Başkentleri Podgorica. Bizim özellikle Türkiye ile kıyaslarsak bayağı küçük bir yer ama yol boyunca göreceksiniz zaten. Hep denize nazır gideceğiz. Adriyatik kıyılarından gideceğiz. O yüzden çok güzel bir
ülke. Ülke diyeyim artık, ülke oldular çünkü. Bir de buna Kotor'un tarihi tarafı eklenirse Budva. Göreceğiz inşallah. Budva'yı da Kotor'u da göreceğiz. Bugün şimdi ne yapacağız biz? Kotor'a gideceğiz, Budva'ya gideceğiz. Kotor, Budva, bir de yol üzerinden Bardan geçeceğiz. Tüm bunları görüp bunlar hakkında da konuşacağız. O yüzden Karadağ sadece Karadağ olarak kalmıyor. İçerisinde Kotor'u, Budva'yı, Bar'ı da barındırdığı için önemli bir hale geliyor. Aslında çok gezilesi bir yer değil mi? Burada normalde eğer rota olarak bura belirlenmiş olsa Karadağ. Evet evet. Gelen pişman olmaz yani. Aynen, gelen pişman olmaz. Gönüllüsü bir yer. Süleyman, teşekkür ediyoruz. İnşallah yine görüşeceğiz. Adriyatik'in şimdi kıyısında arkadaşlarla beraber kahvaltı yapacağız. Güzel bir kahvaltı. Nefis kahvaltı şimdi bizi bekliyor. Menümüzde mükemmel kaşarlı, mükemmel salamlı, nefis sıcak ekmekli ve yanında meyve suyumuzla beraber sana en güzel misafirperverliğimizi gösteriyoruz. Adriyatik kıyısında kahvaltımızı yapıp yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer Kotor Kalesi. Anlam ifade ediyor. Buradaki aslında Kotor'un bir şekilde simgesi. Aslında kale demek Kotor demek değil mi? Sen öyle söylemiştin bize. Öncelikle Kotor nüfusu, Kotor'un konumu, etrafındaki şehirler. Bundan kısa bahsedelim ve burada kaleyi böyle genel bir anlatalım. Detaya girmeyelim. İnşallah içeri girince de içeride detaylı bir şey anlatırız. Tamam. Şimdi Kotor Kalesi'nin tam karşısındayız ama Kotor hani kaleye girişiyle itibaren başlamıyor. Kotor Kalesi. Kotor Kalesi ya da bu tarz Venedik'e bağlı kalelerin genel özellikleridir mesela. Sadece kale içi değildir önemli olan. Önemli olan kale dışıdadır bir o kadar. İçi olduğu kadar. Çünkü tehlikeye açık bölge kale dışı. Dolayısıyla kale dışında normal bir hayat var. Normal halkın yaşadığı bir hayat var. Kale içinde de biraz bizim daha kalbur üstü kesimi diye tabir ettiğimiz biraz da asilzade ya da soyluların olduğu bir bölüm var içeride. O yüzden kale içi ve kale dışı diye ikiye ayrılıyor bu bölge ya da Kotor. Kotor'un nüfusu 13.000. Karadağ'ın genel olarak nüfusuna bakarsak 750 binlik bir ülke Karadağ. Yeni bir ülke. 2006 yılında dedik bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Dolayısıyla Kotor'un 13 bin olması aslında Kotor'un bir şekilde bir nevi büyüklüğünü gösteriyor. Karadağ hala bir Avrupa Birliği üyesi değil. Ama kullandıkları para birimi Euro. Adamların dini inancı Ortodoks. Hani hep Sırplarla bağlı oldukları için Sırplardan etkilenmişlerdir bu Ortodoks inancına. Müslüman nüfus ne durumda burada? Cami görebilecek miyiz mesela? Karadağ içerisinde cami göreceğiz. Ama şu anda bulunduğumuz özellikle Kotor içerisinde biraz bu tarzda sıkıntı çekebiliyoruz. Çünkü içerisinde hala bugün önemli soylu aileler yaşar. Hani bunlar, bu soylu aileler o zamanlardan kalma aileler, o zamanla o dönemlerle sınırlı değil. Ya da o dönemlere kaldılar artık bitirler diye bir şey yok. Bugün hala burada özellikle soylu dediğim ya da asil dediğim zengin taraftır. Hala kalbur üstü kesimi yaşadığı taraftır bu Kotor bölgesi. O yüzden küçük büyük havalimanları vardır. Rus uçaklarının indiği, Ukraynalı uçaklarının indiği, iş adamlarının geldiği, özellikle tatil beldesi de olduğu için biraz daha uğrak yer olduğu için çok fazla cami göremeyeceğiz içerisinde. Güzel. Peki bir Müslüman aile geldi Karadağ'a. Evet. Yolda düştü Kotor'a. Burada ne yiyecek, ne içecek? Nerede yiyebilir, nasıl yiyebilir? Yemekleri genelde çok çeşit yemekleri bulunmaz. Hani özellikle bir Müslüman ailenin dediğiniz gibi rahat yemek yiyecekleri şeyler pizza çeşitleridir. Örnek veriyorum, margaritadır ya da vejeteryan pizzadır. Yani içinde et olmayan evet, şeyler değil mi? Et olmayan ürünler daha rahat tercih edebileceğimiz ürünlerdir. Özellikle yaz aylarında daha canlı oluyor. Adriyatik Denizi burada ve turistlerin de tercih etmiş olduğu ay oluyor ve daha cıvıl cıvıl oluyor, daha canlı oluyor burası. Siz de gelirseniz burayı geçiş güzergahı olarak kullanabilirsiniz, kalmazsınız. Süleyman dediği gibi belki çok yemek tercihi burada yapamayabilirsiniz. O yüzden uğraşsınız ve devam edersiniz yolunuza. Şimdi biz kale içine giriyoruz ve Süleyman Hanım'la güzel anlatımlara devam ediyoruz. Haydi. Kalenin içerisine girdik. Burası hemen kapıdan girdikten sonraki yer. Süleyman bana böyle arkadan anlatıyor yürürken de ben hayretler içerisinde kalıyorum. Eminim siz de şimdi
hayret edeceksiniz. Süleyman'cığım. Şimdi o kadar yüksek bir kaleden bahsediyoruz ki. Hani bu kale için içerisinin içinde bir de yamaçta yapılan bir kale var. Sancak Şövalyeleri tarafından yaptırılmış bir kale. Kalenin şöyle bir özelliği var. O kadar yüksek bir kale ki. Hani yukarıya çıkarken bir de durma, mola verme yerleri var. Hani küçük küçük şapeller ya da kiliseler yapılmış. Adamlar da biliyor çok yüksek olduğunu hani. Onun için yer yer mola verme yerleri yapılmış. Tam meydanda, tam giriş kısmında büyük bir saat göreceğiz. 17. yüzyılda yapılmış saat kulesi. Saat kulesi depremlerde, yaşanan depremlerden ya da yankılardan sonra biraz öne doğru eğik. Hani yandan baktığımızda görüyoruz o öne doğru eğikliğini. Onun da tam altında bir tane utanç taşı var. O çok ilginç bir şey Süleyman. Utanç taşının yani hikayesi şey ilginç. Evet. Adamlar ilginç bir caydırıcı yöntem yapmışlar. Hani nedir? Burada hırsızlık yapan ya da o tarz bir suç işleyen biri ki bu suçları kategorize etmeyelim ama suç işleyen biri işlediği suçun farkında olsun diye ya da işlediği suç ağır. Şimdi biz göndermeyelim, adam kendi istifa etsin bizim deyimimizle, kendi gitsin diye bir utanç taşı yapmışlar. Adamı suçundan dolayı utanç taşına getiriyorlar. Bazen bağlıyorlar ya da bazen bağlamıyorlar ama adam suçunu bilip orada duruyor. Dolayısıyla geçen halk adamın ne suç yaptığını ve niye o suç için orada olduğunu biliyor. Dolayısıyla gidip tavsiyelerde bulunuyorlar. Gidip niye yaptın, nasıl yaparsın diyorlar. Bazıları geçip küfrediyor, bazıları dükürüyor, bazıları yumurtayla atıyor. Dolayısıyla adamın bir süre sonra orada kalacak yüzü olmuyor. Şu an yapan var mı burada? Artık onları muhtemelen uygulamıyorlar. Şimdi yağmur da hızını iyice arttırmaya başladı. Bu kadar oluyor. Yani kışın gezerken ancak bu kadar gösterebiliyoruz ya da bu kadar anlatabiliyoruz sizlere. Yoksa bu kaleyi ve Kotor'u daha fazla da anlatmak isterdik sizlere. Şimdilik Kotor'dan, Kotor Kalesi'nden bu kadar. Yine bir şeyler görürsek size ufak tefek göstermeye çalışacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet, şu anda Kotor Kalesi'ndeyiz. Zirvesi inanılmaz yüksekte. Nefes nefese kalıyorsunuz. Bu yüzden kendilerine uygun, kendi dinlerine göre buraya kilisede yapmışlar. Çıkarken orada dinleniyorlar. Yani onlara göre uğrak ünitesi yapmışlar o şekilde. Arkadaşlar yarım saat daha yolun olduğunu söylediler. Yani ortalama yukarıya çıkış 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Çıkılmasını tavsiye ederiz. Şimdi Kotor Osmanlı'nın çok fazla durmadığı, yani daha doğrusu çok fazla izlerinin bulunmadığı bir yer. O yüzden biz burada gezerken daha çok burada yaşamış olan diğer uygarlıkların izlerini gördük. Örneğin Tito zamanının izlerini gördük. Yugoslavya izleri gördük burada aynı zamanda. Efendim, evleri burada inanılmaz derecede hoş görünüyor yukarıda. Bu manzarası, seyri kesinlikle değer diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi yukarı çıkılması kesinlikle tavsiye olunur. Ancak kalbiniz buna yeterse. Oh. Nefes nefese kalıyor insan. Böyle bir yokuş olamaz. Hayatta bazı şeyleri tecrübe etmek istiyorsanız kesinlikle o işi mutlaka yapmanız lazım. Yani birilerinden duyduğunuz bilgi asla söylememeniz gereken bilgidir. Onu bizzat yerine tecrübe ettiğiniz zaman o işin doğruluğunu, gerçekliğini, zorluğunu anlayabiliyorsunuz. Örneğin bana deseler ki Everest Dağı'na çıktın mı diye, evet artık çıktım diyebilirim. Çünkü bu kale bu kadar çıkılmaz zor bir kale. Kalbim şu anda yerine fırlayacak gibi atıyor. Böyle bir şey yok. Yani görüyor musunuz şunu? Arkaya bakın. Böylesi bir manzara. İşte ancak buraya çıkarak kendi gözlerinizle görerek olması gereken bir manzara. Ekranda gördükleriniz aslında sadece onda biri. Buradaki rüzgarı hissetmeniz lazım. Buradaki ambiyansı, ortamı hissetmeniz lazım. Bu manzarayı seyretmeniz lazım ki Kotor Kalesi'ni yaşayasınız ve anlayasınız. Seyyah Fakir çok farklı bir olaya imza atıyor aslında bu sefer. Yani Balkan turu yapmak isteyenler için
onların işine yarayabilecek detaylı, kimi zaman sadece uğrayıp geçmiş olduğumuz noktalarıyla güzel bir istikamet olacak sizler için. Bizi izlemeye inşallah devam edin. Daha gezeceğimiz çok yer var. Venedik hakimiyetinde 3 önemli kale vardır bu bölgede. Bir tanesi bugün Hırvatistan sınırları içerisindeki Dubrovnik Kalesi, bir tanesi daha önce ziyaret etmiş olduğumuz Kotor, şu anda bulunmuş olduğumuz Budva Kalesi. En küçüğü bu, ikinci büyük Kotor, üçüncüsü ve en büyüğü ise bugün Dubrovnik, yani Hırvatistan'da. Şimdi o dönemdeki dükler buradaki kaleye gönderiliyor ve bizim bildiğimiz valiler şeklinde burayı yönetiyorlar. Bunlar işin biraz daha tarihi kısmı tabii ki. Çok kısa bir şekilde bahsetmek istedim. Ama hani içerisi şu anda 2,5 euroya gezebileceğiniz hoş manzarası olan bir yer. Kısa bir tur yapabiliyorsunuz. 10 dakika kadar, 15 dakika kadar sürebiliyor. Tabii biraz da bu sizin fotoğraf merakınıza göre değişebilir. Buradan güzel kareler alabilirsiniz. Hemen arka tarafı zaten Adriyatik. O yüzden hani biraz da orada durup da ben denize bakacağım derseniz de güzel hoş dakikalar geçirebilirsiniz. Aynı zamanda dedik zaten burası tatil beldesi diye, zenginlerin uğrak noktasıdır. Yatlar hemen burada sahil şeridinde uzanmıştır. Yani bilmiyorum, daha ben çok para harcamak istiyorum diyenler için de iyi bir kalınası yer olarak biz burayı tercih edebilirsiniz diyoruz ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda Aziz Stefan Adası'ndayız. Burası bir zamanlar balıkçıların barınağı olarak kullanılmış. Balıkçılar burada kalmışlar uzun bir süre. Daha sonra Aziz Stefan bu ada içerisine yerleşiyor ve fakirlere yardım ediyor diye rivayet ediliyor. Ardından burası artık günümüzde zengin adası olarak tarif ediliyor. Çünkü Madonna'nın dahi burada bir evi bulunuyor. 30 yılına burası kiralanmış bir iş adamı tarafından ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz yere öyle elini kolunu sallayarak herkes giremiyor. İstediğiniz kadar zengin olun, benim param çok deyin, mümkün değil içeri girmeniz. İçeriden birisinin size vekil olması lazım. Yani size oradan diyecek ki bu adam buraya girebilir diyecek ve siz de içeri girebileceksiniz. O derecede enteresan bir adam. Aziz Stefan Adası. Karadağ'ın önemli sahil kentlerinden biri olan Ulçin'e doğru hareket ediyoruz. 11 bin nüfuslu kentin çoğunluğunu Arnavutlar oluşturuyor. Hani belki de bu yüzdendir ki gözün gördüğü her yer cami. Ulçin'de birçok cami gördük. Hemen gözümüze ilişti zaten. O güzel minareler göğe doğru yükselmişler. Onlardan bir tanesi burası da Türkiye'de Alanya Müftülüğü'nce burası yardım olarak yapılmış. İsmi de Denizciler Camii. Çok da güzel. İçi de çok hoş. Dışı da çok hoş. Hani burada gezerken de nerede namaz kılırız diye düşünürseniz de böyle bir alternatifiniz var. Bizden size tavsiye, eğer gelirseniz, burada gezerseniz her vakti başka bir yerde kılarsınız ve böylece birçok camiyi de görmüş olursunuz. Ulçin'in plajı da en az manzarası kadar güzel. Kum tanelerini ben buradan bizzat gördüm, test ettim ve onayladım ki ve farkına vardık ki ekip olarak aslında Müslüman köylerin, Müslüman şehirlerin denizinin kumu bile farklı. İncecik. Bakın ne kadar güzel. Ama diğer taraflarda öyle miydi? Değildi. Çakıldı, taştı, kayalıktı. Suya bile girilmez oralarda. Ama bu da girilir. O zaman size bir tavsiye daha bulunayım ben. Şimdi
Buraya özellikle kış aylarında gelin. Hiç kimse olmuyor. Denize de rahat rahat girin. Bakın arkada gördüğünüz gibi bomboş. Bakın günah olan bir şey yok. Burada bakın bakın şimdi ne yapacaksınız? Burada suya gireceksiniz. Güzelce bir çimeceksiniz, tamam mı? Ondan sonra çıkacaksınız. Orada cami orada zaten. Denizler Camii'ye de gideceksiniz. Bir güzel namazınızı kılacaksınız. Devam edeceksiniz. Arka tarafımız hemen kale. Çünkü kaleye doğru sert bir tırmanış yapacağız sanırım. Bir de onu tecrübe edeceğiz. Onu da yukarıdan atarım size. Kaleye çıktık. Yağmur da yağıyor. Ara ara da dinlenerek çıkıyoruz. Ancak öyle benim yukarıdan, daha doğrusu aşağıdan gördüğüm gibi de değilmiş. Öyle sert bir çıkışı yok. Gayet 2-3 dakika içerisinde çıkabileceğiniz bir kale. Kalenin içerisinde bir otel var. Kalınabilecek. Bir restoran var. Bir de yapmış oldukları müze var. Çok güzel, şirin bir kale. Burada manzara da Ulçin'in bir başka güzel. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Merhaba. Thank you.